Hakikaten hakkının hakkı Hakkı'ya Hakkı Beyciğim. Siz geldikten sonra bütçemizde çok güzel bir rahatlama oldu. Sağ ol. Şenol Bey, sen 20 liranın Atatürk olmayan tarafında kim var bilir misin? Yok. Ben bilirim. Mimar Kemalettin var. 50 lirada Fatma Aliye Hanım. 100 lirada Hattat Buhurizade Mustafa Itri. 200 lirada da Yunus Emre var. Sen para işini bana sor. Sadece TL değil. Euro, dirham, leva, dinar, rupi, riyal, yeni peso da vardı harcığımda. Fakat bu kadarcık bütçeyle hangardaki o koskocaman seti kurabilecek miyiz? Bir kunduza bu kadar çerçöple nehirde koskoca seti kurabilecek misin diye sorar mıydın Şenol Bey? Beni çok heyecanlandırıyorsun Hakkı Bey. Vallahi elimizdeki şu parayla neler yapabiliyoruz. Amerikalılar görsün de utansınlar. Nasıl ki sudan karaya ilk ayak basan o kurbağa, o ilk vırraklama sesinin dünyadaki bütün lisanlara ve hatta edebiyata doğru gelişebileceğini, evrimleşebileceğini düşünemediyse, Lidyalılar da icatlarının sanata, savaşa, mutluluğa ve ölüme dönüşebildiğini düşünememişler. Bu vırraklama evrilme örneği bir yerde gözüme çarptı sanki. Ne kıt diyorum, başka da bir şey demiyorum. Hakkı Beyciğim, sayende paranın ne olduğunu anlamaya başladım. Para aslında bir çamur parçası. Kimin eline geçerse onun verdiği şekli alan bir kil. Bu kadar felsefe yeter. Biraz daha işimize gücümüze bakalım. Kanallara göndereceğim sunum dosyalarını bizzat kendim hazırladım. Myself. Çoluğa çocuğa teslim etmedim. No child. Set ekibini kendi eski ekibimden kurdum. Old man. Başına da çok güvendiğim birini getirdim. Hürsel. Benden habersiz. Kim lan? Nasıl olmuş Vedat? Ya Zehra, iki gündür beni eşekler gibi çalıştırıyorsun. Uyku yok, dinlenme yok. Hayır, anasını satayım. Bir de elim eline değmedi daha ya. Aynı çizgide olman hoşuma gidiyor Vedat. Böylece seni nasıl yönetireyim düşünmek zorunda kalmıyorum. Ama çok yakışıklısın Vedat. Biraz göbeğin var. Ama o göbek sana nasıl yakışıyor, nasıl yakışıyor? Onu önceden bileydim ben ya. Seni demek güç tabii. Ama kendine has bir karakterin var Vedo. Bunu da söylemeden edemeyeceğim yani. Ya tamam Zehra, bak çok düzenli olmasa da iyi kötü cinsel hayatı olan bir insandım ben. Sana kilitlendim, kilitlenilir. Resmen örüm orucuna girdim ben ya. Ben genç bir adamım Zehra. Hayatıma böyle devam edemem. Böyle konuşman çok hoşuma gidiyor Vedat. Hoşuma mı gidiyor dedin? Ha, hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyorsun. Hoşuma gidiyorsun. Çok yakışıklısın. Saçların çok güzel. Kaslısın. Beni tahrik ediyorsun. Geceleri yatmadan önce sadece seni düşünüyorum Vedat. Yalan söylüyorum değil mi Zehra? Evet. He ya. Ama belki de yalan söyleyemediğim için soruna evet cevabını vermişimdir. Ya da yalan söylüyorum derken aslında yalan söylüyorumdur. Kim bilir? Gücümü ben de yeni yeni keşfediyorum Vedat. Zehra, ben senin bu yalan söyleyebilen halinden acayip tırsıyorum ha. Tırsma lan, tırsma. Gel bir omzuma dokun bir kerecik. Gel, gel, gel. Dokun, dokun. Oley! Burada, burada. Oley! Burada. Oley! Üçlü yaptım yalan. Neden Zehra? Neden bu işkence ya? Neden? Gel benimle. Medeniyetin yüz karası bu demir yığınından kahkaha, gözyaşı ve eğlence çıkaracağız birlikte. Düş peşime Vedo. Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı. Ne kadar da pişkin hayata ilişkin.